Şuradan önden açar mısın? Bir açar mısın? Şöyle gel. Bir başlatıyor ya. Kendisi önünde duruyor. Azam halde. Ne halde ya? Çık önüm ben. Kazakçı'ya duruyor önüme. Hanımefendi ya. Nereye kenara koyayım ya? Söyleyecek yer mi? Alo. Tamam yürü. Yürü diyor işte. Yoga öğretmek için İstanbul'a gelen Hintli guru bir anda sosyetenin gözdesi oldu. Hintli gurunun önünde diz çökerek derdine derman arayanlar arasında bakın kimler vardı. Haberi Gamze Reisoğlu hazırladı. Hintli guru Sri Mataji'nin ne kadar popüler olduğunu anlamak için İstanbul'daki çiçekli ve şarkılı görkemli karşılama törenine bakmak bile yeterli. 75 yaşındaki Sri Mataji yorulmamak için tekerlekli sandalyede geldi. Hayranları guruyu dizlerinin üstünde selamladılar. Kimi zaman gözyaşlarına boğuldular. Sadece yogayı anlatmak için İstanbul'da düzenlenen konferansa ilgi gösteren sadece Türkler değildi. Gurunun müritleri otobüslerle Rusya'dan, Malezya'dan kalkıp geldi. Sri Mataji İstanbul'daki otel odasında sosyeteyi kabul etmeye devam ediyor. Kapının önüne yığılmış ayakkabılar ona gösterilen ilginin somut örneği. Çiçeklere olan düşkünlüğünü bilen hayranları Sri Mataji'nin otel odasını da çiçeklerle donatmış. Odada keskin bir çiçek ve tütsü kokusu var. Sri Mataji'nin bugünkü ziyaretçilerinden biri Türkiye'nin köklü ailesi Eczacıbaşılardan. Nüket Eczacıbaşı çiçeğini alıp saygılarını sundu. Nüket böyle gel. Sri Mataji dizlerinin üstünde oturan Nüket Eczacıbaşı ile sohbet etti. Ailevi görevlerini yerine getirip getirmediğini sordu. But you were a good daughter who looked after the parents. I tried my best. I tried my best. And yoga helped me very much. Ardından sadece genç kadının yüzüne bakarak böbreklerinden hasta olduğunu söyledi. AIDS ve kanseri tedavi edebileceğini söyleyen Hintli guru avucunun içine bir kap kesme şeker aldı ve iyileştirme gücünü şekere aktardı. But be careful about your health now. Yes. Yes, I will. You take to this and this will cool you down. Okay, I will. And you feel better. Şekeri alan Nüket Eczacıbaşı odadan çıkarken Sri Mataji konuğunu şeker kullanma konusunda bir kez daha uyardı. Konuklarını böylesine etki altına alan Hintli gurunun sırrını keşfedebilmek için biz de onun önünde diz çekiyoruz. İlk intiba olumlu. Guru enerjiyi hissediyor. Ardından yardımcısıyla beraber bir check-up yapılıyor. Hintli guru fiziksel rahatsızlık bulmuyor. Ancak zihinsel bir probleme dikkat çekiyor. Your feelings in your hands, now this, you have to forgive. Right. Your problem is that you don't forgive me. So you have to forgive. It's a mental problem. Now? Better? Negatif enerji vücuttan alınıyor. Zihin artık affetmeye hazır hale getiriliyor.